Merhabalar. Sayılar teorisi derslerimize taban aritmetiği konumuzun 5. videosuyla devam ediyoruz. Bu dersimizin içeriğinde dengelenmiş üçlü sayı sistemi denen özel bir sayı sisteminden de bahsedeceğiz. Öncelikle bu sayı sistemine temel oluşturacak bir problemimiz var. 24. problemimiz. Buna bakalım. Elimizde gram türünden tam sayı kütleli bir miktar ağırlık vardır. İki kefeli bir terazinin yalnız bir kefesine bu ağırlıklardan bazılarını koyarak gram türünden birden 500'e kadar olan tüm tam sayı kütleleri ölçebilmek istiyoruz. Örneğin elimizde 1 gram ve 5 gramlık iki ağırlık varsa 1, 5 ve 1 ile 5'in toplamı olan 6 gramlık kütleleri ölçebiliyoruz. Bu işlemi yapabilmek için en az kaç tane ağırlığa ihtiyaç vardır? Yani 1-500 aralığındaki bütün tam sayıları elde edebilmek istiyoruz. En az kaç tane ağırlığa ihtiyaç vardır diye soruluyor. Şimdi elimizde n tane ağırlık olduğunu düşünelim. Örneğin terazimizin sağ kefesine koyarak bu ağırlıkların gramajları ölçüyoruz. Birincisi için koyup koymama yönünden iki seçeneğimiz var. İkinci ağırlığımız için yine koyup koymama yönünden iki seçeneğimiz var. Üçüncüsü için iki seçeneğimiz var. Ve eninci için de iki seçeneğimiz var. N tane 2'yi çarptığımız zaman böylece 2 üzeri n tane kombinasyon elde etmiş oluyoruz. Fakat şunu da söylemek lazım. Birinci ağırlığımız için koymama durumunu seçersek, ikinci ağırlık için koymama durumunu seçersek vesaire, eninci ağırlık için de koymama durumunu seçersek sıfır elde etmiş oluruz. Yani pozitif bir ağırlık olmamış oluyor. Sıfır gram elde etmiş oluyoruz ki bu bize bir şey vermiyor. Dolayısıyla 2 üzeri n eksi 1 tane ağırlık ölçmüş oluyoruz pozitif olarak. En fazla 2 üzeri n eksi 1 farklı tam sayı değeri elde edebiliriz. Bu kadar farklı gram değerini ölçebiliriz diyoruz. En fazla dememizin sebebi şu. Örneğin 10 gramlık bir ağırlık ölçülecek. Bu 9 artı 1 ile ve 8 artı 2 ile ölçülmüşse onu iki farklı yolla elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla kullandığınız farklı ağırlık kombinasyonları aynı değerleri veriyorsa aslında 2 üzeri n eksi 1'e de ulaşamayabilirsiniz demektir. Bundan dolayı her elde ettiğiniz değer eğer farklı bir sonuç, her kombinasyonu ağırlık kombinasyonunuz farklı bir sonuç üretiyorsa o zaman tam olarak 2 üzeri n eksi 1'e ulaşabilirsiniz demektir. Şimdi bunun gerçeklenebildiğini gösterelim. Yani 2 üzeri n eksi 1'e ulaşabildiğimizi gösterelim. Eğer 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri n eksi 1 gramlık n tane ağırlık kullanacak olursak bu durumda 2 üzeri n eksi 1'e ulaşabiliyoruz. Çünkü sonlu geometrik toplamla bu ifadelerin, bu sayıların toplamının 2 üzeri n eksi 1 olduğunu biliyoruz. Ve aradaki her bir değerinde elde edilebildiğine dikkat edelim. Çünkü ikilik sayı sisteminde bunun mümkün olduğunu görebiliyoruz. Ben burada 2 üzeri 0'a A0 katsayısı, 2 üzeri 1'e A1 katsayısı, 2 üzeri n-1'e AN-1 katsayısı vermiş olayım. Ve bu şekilde A0, A1, AN-1 değerlerimiz 0 ya da 1 değerlerini almış olsunlar. Eğer ağırlığı kullandıysak tartıda bir değerini vereceğiz. Kullanmadıysak toplama katkısı olmadığı için sıfır çarpanını kullanacağız. Yani AK eleman 0,1 olmak üzere bu toplamı oluşturalım. Buna da dikkat edersek ikilik sayı sistemindeki rakamlar olduğunu görüyoruz A0, A1 değerlerinin. O halde buraya AN-1, sonra AN-2 vesaire A2, A1, A0 sayısını yazmış olalım. İkilik sayı sisteminin evet bir sayısıdır bu. O halde birden n-1'e kadar olan tam sayıların tek türlü elde edilebileceğini bu şekilde anlamış oluruz. 500 sayısı 2 üzeri 8 yani 256 ile 2 üzeri 9 yani 512 sayıları arasında kaldığı için en az 9 tane ağırlık kullanmamız gerektiğini anlarız. Çünkü 8 tane ağırlık kullandığımız zaman bu durumda 2 üzeri 8 eksi 1 yani 255 farklı tam sayı değeri elde edebileceğimizi, en fazla bu kadar değer elde edebileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla 8 tanesi yetersiz olacaktır. Asla mümkün değildir. 9 da zaten 500 de geçiyor. Rahat rahat yeterli olduğunu görüyoruz. Ve ağırlıklarımız nelerdir? Onları da söyleyebiliriz. Bunları biraz önce de bahsettiğimiz gibi n türünden yazmıştık. 2 üzeri 0'dan 2 üzeri 8'e kadar olan gramlık, bu kadar gramlık ağırlıklar olarak seçmemiz yeterli olacaktır.
Şimdi daha zorlu bir problemimiz var. İsterseniz burada videoyu durdurup problem üzerinde bir süre düşünün. Ondan sonra beraber çözümünü yapalım. Sorumuzu okuyalım. Önceki problemin ifadesine benziyor. Elimizde gram türünden tam sayı kütleli bir miktar ağırlık vardır. İki kefeli bir terazinin kefelerine bu ağırlıklardan bazılarını koyarak gram türünden birden bine kadar olan tüm tam sayı kütleleri ölçebilmek istiyoruz. Örneğin elimizde 1 gram ve 5 gramlık iki ağırlık varsa 1'i, 5'i ve 5'i bir kefeye, 1'i diğer kefeye koyarak aradaki fark 4 olduğu için 4'ü ve 5 ile 1'i aynı kefeye koyarak toplamları 6 olduğu için 6 gramlık kütleleri ölçebiliriz. Bu işlemi yapabilmek için en az kaç tane ağırlığa ihtiyaç vardır? Burada önceki problemden biraz daha az ağırlık kullanabileceğimizi hissedebiliriz. Çünkü biraz önce 1 ve 5'i kullanarak 6'yı üretiyorduk fakat 4'ü üretemiyorduk. Burada 4 de elde edilebildi aynı ağırlıklar kullanarak. Yani daha fazla tam sayıyı tarayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Problemin çözümüne başlamadan önce dengelenmiş üçlü sayı sisteminden bahsetmek istiyorum. Wikipedia sayfasından buna bakalım. Bildiğimiz klasik üçlü sayı sisteminde rakamlarımız 0, 1 ve 2 idi. Burada ise eksi 1, 0, 1 rakamları kullanılmış oluyor. Daha doğrusu yani eksi 1 burada bir rakam gibi görev görmüş oluyor diyelim. Normalde 0 ve daha büyük sayılar kullanıyoruz tabii ki biz alışık olduğumuz sayı sisteminde. Ve bununla ilgili tarihi bilgiler de verilmiş. Örneğin 1544'te Aritmetika Integra isimli çalışmada yine bu sayı sisteminden bahsedildiği anlatılıyor. Sayfamızı Türkçe'ye çevirelim ve burada problemimizin çözümünde kullanacağımız bir bilgiden bahsedelim. Dengeli üçlü sistem ayrı bir eksi işareti kullanmadan tüm tam sayıları temsil edebilir diyor. Şimdi problemimize dönelim ve burada ne demek istediğini açıklayalım. Örneğin elimizde 1 ve 3 bulunuyor olsun. Bunu 3 üzeri 0 diye de ifade edebiliriz. Bir de 3 üzeri 1'imiz 3 bulunsun. Bu durumda neleri yazabiliyoruz? Bunlara bir bakalım. Biz burada 1'i elde edebiliriz. Sonra 2 sayısını da 3 eksi 1 ile bunlardan herhangi birinin önüne eksi 1 çarpanı koyabiliyoruz veya her ikisine. Yalnızca birer kez kullanmamız lazım tabii ki bu sayılarımızı. 2'yi elde etmiş olduk. Ve 3'ün kendisini de bu şekilde elde edebiliyoruz. 1, 2 ve 3 değerlerini gördüğünüz gibi elde etmiş olduk. Tabii tüm tam sayılar elde edilir diyordu. Eğer bunların önüne 0 çarpanları koyarsak 0 da elde edilebilir. Burada yazalım 0'ı. 1'in önüne eksi koyduğumuz zaman eksi 1'i elde edebiliriz. Sonra artı 1 eksi 3 yaptığımız zaman eksi 2'yi elde edebiliriz. Ya da direkt eksi 3'ü de elde edebiliriz. Fakat biz bu problemimizde pozitif ağırlıklar ölçtüğümüz için bu ikinci kısımda ilgilenmiyoruz. Örneğin burada 1 ve 3 olursa elimizde ağırlık olarak 1, 2 ve 3'ü elde edebildiğimizi görmüş oluyoruz. O halde baştan şöyle başlayalım. 1 ve 3 gramlık ağırlıklar kullanırsak 1, 2 ve 3 gramı ve 3 ile 1'in toplamı tabii ki burada 4'ü de elde edebiliyoruz. Az önce 1 ile 3'ün toplamını yazmamıştım. 4'e kadar bu şekilde elde etmiş olduk. Negatifleri de düşünürsek eksi 4'ü de tabii ki elde edebiliyoruz. Bunu gözlemlemiş olduk. Şimdi bu bize bir fikir veriyor. Dedik ki negatif tam sayılar da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 elde edilebiliyor. 0'ı da sayarsak toplamda 9 tane değer elde etmiş olduk. Peki bu bizim için sürpriz bir durum mu? 1'in önüne çarpan olarak 0, 1 ya da eksi 1 yazma hakkımız varsa ve 3'ün önüne de çarpan olarak 0, 1 ya da eksi 1 yazma hakkımız varsa aslında her biri için 3'er tane seçeneğimiz vardır. 3 çarpı 3 oluyor. Fakat 0'ı istemiyoruz biz burada. Dolayısıyla bu 0 durumunda pozitif bir ağırlık elde etmiyoruz. 8 tane elde etmiş olduk. Bu 8 tanenin de yarısı pozitif, yarısı negatif olacağı için simetriden dolayı 2'ye bölersek 4 tane olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi Wikipedia sayfasındaki bilgiyi kullanarak problemin hızlı bir çözümünü verelim. Daha sonra da
Bu kullandığımız bilginin kanıtını yapalım tabii ki, ispatını sunmamız gerekiyor. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri en eksi 1 gramlık ağırlıklar kullanarak bunları toplayalım. Sonlu geometrik toplamla bu değerin 3 üzeri n eksi 1 bölü 2, hepsine artı 1 verdiğiniz zaman katsayılara bu değeri elde edeceksiniz. Ve dolayısıyla birden 3 üzeri n eksi 1 bölü 2'ye kadar bütün ağırlıkları tartabildiğimizi anlarız. 1 ile 3 üzeri n eksi 1 bölü 2 aralığındaki bütün değerleri bu yolla elde edebiliyoruz. Dolayısıyla 3 üzeri n eksi 1 bölü 2'mizin 1000'e eşit ya da 1000'den büyük olmasını isteriz. Buna bakalım. 3 üzeri n eksi 1 bölü 2 sayımız tabii ki bize 1000'i vermesi gerekiyor en azından, veya 1000'den büyük olması lazım. Dolayısıyla gerekli olan ağırlık, n tane ağırlığımız vardı. N'in en küçük değerini bu yolla elde etmiş olacağız. Çapraz çarpım yaparsak 2000 eksi 1'i de diğer tarafa artı olarak geçirelim. 2001 oldu. 3 üzeri n büyük eşit 2001'dir. 3 üzeri 6 sayısı 729 olduğu için 3 üzeri 7 sayısı da 729'un 3 katı 2001'i geçecektir. Dolayısıyla bu şartı sağlayan en küçük n pozitif tam sayı değeri 7 olmaktadır. Problemimizin cevabının bu yolla 7 olduğunu anlamış oluyoruz. Yalnız henüz ispatını yapmadığımızda tekrar belirtelim. Şimdi buna bir kanıt verelim. Yani 1 ile 3 üzeri n eksi 1 bölü 2 arasındaki tüm tam sayı değerler elde edilebilir dedik. Bunu bir bilgi olarak kullandık ama henüz bir kanıt sunmuş değiliz. Şimdi onu inceleyelim. İddiamızı tekrar yazdık. Şimdi bunu ispatlayalım. Aslında 1 ve 3 için bazı şeyler görmüştük biz burada. 1 ve 3'ü kullanarak 1, 2, 3, 4 değerlerini elde edebiliyoruz demiştik. Bu kolaylıkla görülebiliyor. 4 için 3 artı 1 kullanıyoruz örneğin. 2 için 3 eksi 1 kullanıyoruz gibi. Şimdi 1, 3 ve 3'ün karesi için ne oluyor? Buna bakalım. Yani elimizde 1, 3 ve 9 gramlık ağırlıklarımız var. 9 olmasaydı bile zaten 1'den 4'e kadar olanları ölçebiliyorduk. 1 ve 3 yardımıyla bunları ölçebiliyoruz. 1, 2, 3, 4 değerleri 1 ile 3'ten elde edilebilir dedik. Peki. Şimdi 5, 8 değerlerine bakalım. Bu 5'i nereden düşünüyoruz? 9'dan 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü yani 3'ün karesinden diğer şu 1 ve 3'ten elde ettiğimiz değerleri çıkararak hangi sayıları bulabiliriz? Onlara bakalım. Dolayısıyla 9'dan 1, 2, 3, 4 değerlerini çıkarabiliyoruz ve bunlar da bize 5, 6, 7, 8 değerlerini vermiş oluyor. 5, 8'i de 1, 3 ve 9'dan üretebiliyoruz. 1, 2, 3, 4'ü bulabildiğimiz için 9'dan 4'ü çıkarıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 sayılarını diğer kefede kullanmak yoluyla. Dolayısıyla 5, 6, 7, 8'i bu şekilde üretmiş, elde etmiş oluruz. 9 sayısı için diğerlerini kullanmayız 1 ve 3'ü. Zaten 3'ün karesi var derimizde. 9'un kendisi var. 3'ün karesiyle elde edilebilir. Peki, şimdi 9'dan büyük değerlere bakalım. Bunları da 1 ve 4'ü yine kullanarak üretebiliyoruz. İlk basamakta yaptığımız 1 ile 4 aralığındaki değerleri elde etme yöntemini 9'un üzerine ekleyerek 9 artı 1 gibi örneğin 9 artı 2, 9 artı 3, 9 artı 4. Mesela bu 9 artı 2 nedir? Aslında 2'yi nasıl bulduysanız 9 artı 2 de öyle buluyorsunuz demektir. 2'nin elde edilme yöntemi 3 eksi 1 ile yapılıyordu. Bunun üzerine 9'u da ekleyerek yapmış olduk. Dolayısıyla 13'e kadar elde etmiş oluruz ki zaten 9, 1, 3 toplamı maksimum 13'tür. Bundan dolayı 13'te tamamlamış oluyoruz. Bu yaptığımız işlemler bize tümevarım kullanabileceğimizi hissettirmiş olmalı. Nasıl bir yöntem izleyeceğimizle ilgili fikrimiz oluşmuş olsa gerek. Biz iddiamıza Pn önermesi demiş olalım burada veya Pn kullandığımız için Pn yazalım. Pn önermesi dedik. Şimdi n eşittir 1 için P1 önermesi doğrudur. İddiamızın doğru olduğunu biliyoruz. Hatta P1 n eşittir 2 için de biliyoruz bunu. Bu siyah kısımda önermenin n eşittir 1, 2 ve 3 için doğru olduğunu gösterdik ama n eşittir 1 için doğru olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten 1'i kullanarak sadece 3 üzeri 1 eksi 1 bölü 2'den 1 elde etmiş oluruz. N eşittir k için pk önermesi doğru olsun. Tümevarım varsayımı. Yani ne demek istiyoruz? 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri k eksi 1 gramlık ağırlıkları kullanarak birden 3 üzeri k eksi 1 bölü 2'ye kadar olan bu aralıktaki bütün tam sayı değerleri elde edebildiğimizi varsayalım demektir.
Sonra önermeyi n eşittir k artı 1 için ispatlıyoruz. Bu siyah kısmı kümevarımda kullanacağım mantığı açıklamak için yazmıştım. Yani bizim elimizde 3 üzeri k eksi 1 bölü 2'ye kadar ağırlıkların tartılabildiğini biliyoruz. N eşittir k kümevarım varsayımından dolayı. Dolayısıyla buraya bir tik atalım. Buradaki tam sayıları elde edebildiğimizi söyledik. Şöyle 3 üzeri k'dan öncelikle bazı değerleri çıkarıyoruz. 3. Çünkü elimizde neler var onlara bir bakalım. Elimizdeki en büyük ağırlık 3 üzeri k olduğu için bundan 3 üzeri k eksi 1 bölü 2'yi çıkarıyoruz. Çıkarma işlemimizi yapalım. 3 üzeri k eksi 1 bölü 2 değerimizi çıkardığımız zaman buradan 3 üzeri k artı 1 bölü 2 değerini elde etmiş olduk. Biraz önceki aralığımızın yani bu aralığın kapanış noktası diyelim en son bitiş noktasının bir fazlasını ardışık sayısını elde etmiş olduk. 3 üzeri k artı 1 bölü 2 bu şekilde elde etmiş olduk. Sonra 3 üzeri k'dan bu 3 üzeri k eksi 1 bölü 2'nin yine 1 eksiğini de elde edebildiğimiz için üstteki aralıktan dolayı. Dolayısıyla aslında buraya 1 eklemiş olacağız. Ve bu şekilde yukarıya doğru giderek artan bir sıralama takip edebiliriz. Yani nokta nokta koyuyorum. 3 üzeri k eksi 2 ve 3 üzeri k eksi 1 değerlerini elde edebiliriz. Çünkü bir sayısı da bu aralıkta vardı. Bu defa bir aralığını terazinin diğer kefesine koyarak 3 üzeri k'dan 1'i çıkarmış oluruz. Yani bu durumda 3 üzeri k artı 1 bölü 2 ve 3 üzeri k eksi 1 değerlerini elde etmiş olduk. Bunlara da tik atalım. Bu aralıktaki bulduğumuz son değerimiz 3 üzeri k eksi 1'di. Peki 3 üzeri k'nın kendisini elde edebilir miyiz? Evet, k artı 1 tane ağırlığımız vardı. Bu pk artı 1 önermesini ispatlıyoruz. Dolayısıyla 3 üzeri k'lık bir ağırlığımız zaten var. Bunu kendisini kullanarak, diğerlerini kullanmayarak 3 üzeri k açık biçimde elde edilmiş olur. Yani buradaki 9'u kullanarak 3'ün karesini elde etmek gibiydi. Buraya da bir tik attık. Daha sonra 3 üzeri k ağırlığının üzerine birinci kısımda kullandığımız 1'den 3 üzeri k eksi 1 bölü 2'ye kadar olan ağırlıkların hepsi artı değerli, artı bir katsayılı olarak eklenebilir. Yani 3 üzeri k'nın üzerine 1 ekliyorum. Bu ilk kısımdaki bir sayısı en küçük değerimiz artı 1 olarak eklenebilir. 3 üzeri k'nın üzerine 2 ekliyorum. Ve bu şekilde devam edelim. 3 üzeri k en büyük ağırlığımızın üzerine 3 üzeri k eksi 1 birinci durumdaki bu en büyük değer elde edebildiğimiz en büyük değeri ekleyelim. 3 üzeri k'nın üzerine 3 üzeri k eksi 1 bölü 2'yi eklemiş oluyorum. Ve bu değeri de hesaplayalım. Buradan ne geldiğine bakalım. 2 ile 3 üzeri k'yı çarpıyoruz. Sonra üzerine bir kez daha 3 üzeri k eklediğimiz zaman 3 tane 3 üzeri k olduğundan bunu 3 üzeri k artı 1 eksi 1 bölü 2 biçiminde elde etmiş olduk. Yani 3 üzeri k artı 1'den 3 üzeri k artı 1 eksi 1 bölü 2'ye kadar bütün değerler elde edilir. Bu aralıklardan birinin bitişiyle diğerinin başlangıcı ardışık olarak geldiğine dikkat edelim. Dolayısıyla 1'den itibaren 3 üzeri k artı 1 eksi 1 bölü 2'ye kadar bütün değerleri bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla pk artı 1 önermesi de doğrudur. Böylece tümevarım ilkesi gereğince pn önermemiz her n pozitif tam sayısı için doğrudur. Teorisi olan bir soruyu geride bıraktık. Şimdi bizim için biraz daha rahat bir problemimiz var. 9 tabanına göre yazılışı 6 basamaklı olan 1, 2, A, B, 3, 4 sayısı 40 ile tam bölünebilecek şekilde kaç A, B sıralı ikilisi vardır? 9'luk tabanda yazdığımız için A ve B'ler 0'dan 9'a kadar değerler, 0'dan 8'e kadar değerler alabilir. 9'luk sistemde en büyük rakamımız 8'dir. Problemi çözmek için kendinize bir süre tanıyabilirsiniz. Daha sonra beraber çözümüne başlayalım. Şöyle bir başlangıç yapabiliriz. 40 ile bölünebilme istiyoruz biz. Dolayısıyla aralarında asal çarpanlarını ayırırsak 8 çarpı 5 verilen sayı hem 8'e hem de 5'e tam bölünebilmelidir. Burada 8'e bölünebilme kuralı olarak sonuç basamağa bakamıyorsunuz. Artık tabanımız 10'luk sistem değil. Buna dikkat edelim. Sayımızı 9'luk sistemde çözümleyelim.
Ben bu sayıya da x demek istiyorum. X eşittir diye yazalım ve onluk sisteme çevirelim bunu. Rakamları 9'un kuvvetleriyle çarparak bu şekilde yazmış olduk. Çözümlememizi yaptık. Şimdi 8 ile bölünebilmeyi incelemek istiyorum. Öncelikle buradan başlayalım. Burada modüler aritmetik kullanabiliriz. Bize bir kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla 9 sayısı mod 8'de 1'e denktir. Bütün kuvvetleri de dolayısıyla 1'e denktir. Bundan dolayı 1 artı, 2 artı, a artı, b artı, 3 artı, 4 geldiğini görmüş oluyoruz mod 8'de. Burada şuna dikkat etmeliyiz. 9 tabanında verilen sayının rakamları toplamı 8'in katıysa bu 8 ile bölünebilmesi için gerek ve yeter şart olmuş oldu. Rakamları toplamı onluk sistemde hangi bölünebilme kuralına karşılık gelir? Bunu hatırlayalım. 9'a tam bölünebilme kuralında kullanıyorduk değil mi? Veya 3 ile tam bölünebilmede. Burada 8 ile tam bölünebilme için bir şart olarak, gerek ve yeter şart olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ilginç bir durum. Buna da dikkat edebilirsiniz. Şimdi bu sayıların toplamı ile ilgili bazı değerler hesaplayalım. Burada 3 ile 1'in toplamı 4 ve 4 daha eklediğimiz zaman 8 olduğu için burayı sıfırladık. Dolayısıyla a artı b toplamımız için burada üzerine 2 eklendiğinde 8'in katı olmasını istiyorsak a artı b toplamına 6 ya da 6'nın 8 fazlası olan 14 yazabiliriz. 14'ün de üzerine 8 ekleyerek ilerlemiyoruz. 22'ye çıkmıyoruz. Çünkü a ve b 9'luk sayı sisteminin rakamları olduğu için her biri en fazla 8 8 olursa bile maksimum 16'ya ulaşabiliyorlar. Bu yüzden mümkün durumlar 6 ve 14 olması durumlarıdır. Şimdi de 5 ile bölünebilmeyi kontrol edelim. Sayımıza x demiştik. Bu sayının 5 ile bölümünden kalanı inceleyeceğiz. Yine mod 5'te bakalım. 9 sayısının 5 ile bölümünden kalan 4'tür. Fakat buna eksi 1 de yazabiliriz. Dolayısıyla eksi 1'in tek kuvvetinden dolayı eksi 1 gelecektir. Baş kat sayımız olan 1 ile çarparsak eksi 1 olarak görüyoruz. 9 yerine eksi 1 yazdık. Çift kuvvetlerde artı 1 verecektir. Dolayısıyla artı 2 elde etmiş oluyoruz. Sonra eksi a, artı b, eksi 3 ve artı 4 değerlerini elde etmiş oluruz mod 5'te. Bu artı eksi artı eksili ilerlemede dikkat ettiğiniz gibi onluk sistemdeki 11 ile bölünebilmeye benziyor. Aslında neden 5'te geldi? 9'luk sistemde biz bunu uygularken 5 ile ilgili geldi. Bunu da irdeleyebiliriz. Esasında 9'luk sistemde 10'la bölünebilme kullanırsanız da bu türlü bir kural elde etmiş olacağız. Hesaplamalarımızı yapalım. 4 ile 2'nin toplamı 6'dır. 1 çıkardığımız zaman 5 gelir. Ve bu 5'i sıfırlamış oluyoruz. Şimdi elimizde b eksi a eksi 3 sayısı var. O halde b eksi a'nın kendisi de 3 olabilir. Eksi a artı b sayımıza 3 yazdım. 3'ün 5 eksiği olan eksi 2 de oluşabilir mi? Buna da bakabiliriz. Rakam olarak bunlar 8'e kadar değerler aldığı için bu türlü bir durumda mümkündür. Yani eksi 2'yi elde etmek mümkündür. Örneğin a rakamı 6'dır. B değeri de 2 olursa buradan eksi 2'yi bulmak mümkündür. O zaman aynı fikirle eksi 7'yi de elde edebileceğimizi görmeliyiz. A'ya eksi 7, B'ye 0 verebiliriz ya da eksi 8'e artı 1 gelebilir. 9'luk tabanda çalıştığımız için eksi 7'ye kadar bu şekilde inmesi mümkündür. Bunları yazmış olduk. Artı değerler olarak ne olur bakalım. Üzerine 5 daha eklediğimiz zaman artı 3'ün üzerine 5 eklersek burada 8 elde ederiz. B eksi A farkı 8 olması mümkün müdür? B'ye 8, A'ya 0 verdiğimiz zaman bu da mümkün bir durumdur. Dolayısıyla B eksi A farkını alabileceği tüm değerler eksi 7, eksi 2, 3 ve 8'dir. Bunlardan tabi bazılarını alabilir, bazılarını alamaz. Bunları da inceleyerek elemeler yapmalıyız. Şimdi toplamlarıyla ile ilgili 2 tane değerimiz var. 6 ve 14. Farklarıyla ilgili 4 tane değerimiz var. Dolayısıyla 2 çarpı 4, 8 tane durum oluşabilir. İyi aklımıza gelir ama problemimizin cevabı da 8 değil. Bunları incelemek gerekecektir. Fakat bu 8 durumu da elemek için biraz daha hızlandırma şansımız var. Bunu kaçırmamalıyız. A artı B sayısıyla A eksi B sayısının ya da eksi A artı B sayısının paritesi aynıdır. Yani çiftlik teklik durumları aynıdır.
A artı B toplamı çift sayılardan oluştuğu için 6 ve 14'e eksi de çift olduğuna göre A eksi B ya da eksi A artı B gibi sayılarımızda bunların da çift sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla eksi 7 durumunu ve 3 durumunu böylece elemiş oluyoruz. O halde 6'ya karşılık eksi 2, 6'ya karşılık 8, 14'e karşılık eksi 2 ve 14'e karşılık 8 gibi durumları, 4 tane durumu artık incelememiz lazım. Bahsettiğim 4 durumu burada 4 tane denklem sistemi olarak yazdım. Her birini çözelim. A ve B değerlerini hesaplayalım. İlk denklemimizden 6 alı toplayınca B'nin 2 ve A'nın 4 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan bir uygun çözüm bulmuş oluyoruz. Rakamdır bunlar 9'luk sistem için A ve B değerleri. İkinci denklemde ise B eşittir 7 buluyoruz. Fakat A eşittir eksi 1 olduğu için bu bizim için uygunsuz bir çözüm durumu oluşturuyor. Buradan bir değer elde edemedik. Üçüncü durumumuza baktığımızda B eşittir 6, A eşittir 8 durumunu elde etmiş oluyoruz. Buradan da bir çözüm elde ettik bu şekilde. Birer rakamdır bunlar 9'luk sistem için. Ve son durumumuza baktığımız zaman burada 14 ile 8'i topladığımızda 22 ve yarısı buradan B eşittir 11 olarak geldi. Bu ise bir rakam değildir. Dolayısıyla son durumu da çizersek iki tane AB ikilisi olduğunu bulmuş oluruz. Problemin çözümünde şöyle bir alternatif yolda izlenebilir. 40'a bölünebilme kuralı için 8 ve 5 dedik. Fakat 8 ve 10 da diyebiliriz. Çünkü 8 ve 10'un yine en küçük ortak katı da 40'tır. Yani ikinci işlemimizde mod 5 yerine mod 10'u da kullanabiliriz. Yine 9'un mod 10'daki değeri eksi 1'dir. Dolayısıyla 9'un tek kuvvetlerinde eksi 1 getirecektir. Tıpkı mod 5'te olduğu gibi eksi 1 artı 2 eksi a artı b eksi 3 artı 4 değerlerini bulmuş oluruz. Şimdi buna göre inceleyelim. Eksi 1 ve eksi 3 değerleri 4'ü götürmüş olsun. Eksi a artı b ve artı 2 sayımız var. Dolayısıyla eksi a artı b değerimiz eksi 2 olabilir. Sonra bu değerin 10 eksi olan eksi 12'ye de eşitlemeyi düşünebiliriz. Fakat a ve b'nin 9'luk sistemdeki rakamlar olduğunu düşünürsek eksi 12'ye ulaşılamayacaktır. Dolayısıyla bu eksi 2 sayısının üzerine yine 10 eklersek 8 değerine erişebiliriz. Eksi 2 ile 8 değerlerini aldığını görüyoruz. Buradan itibaren yukarıdaki gibi aynı çözüm yapılır diyelim. Şimdi dersimizi burada tamamlayabiliriz. Bundan sonraki derste çözeceğimiz iki problemi göstererek noktalayalım. 27 numaralı probleme baktık zannediyorum. İlginç bir sorudur. Ve 28. problemde de Junior Balkan Matematik Olimpiyatı'ndan bir sorumuz var. 1998 yılında sorulmuş bir problem. Verilen sayının bir tam kare olduğunu göstermemiz isteniyor. Peki bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.